Şimdi Azerbaycan'daki coğrafyadan, Türk coğrafyasının Azerbaycan bölgesinden Kazakistan bölgesine geçiyoruz. Ve Kazakistan'dan bir meslektaşımız aramızda, doçent doktor Şınar Kaliyeva. Buyurun. Kürsüden konuşabilirsiniz buradan. Evet. Buyurun. Konusu Farab Filoloji Bilim Adamlarının Bilimsel Mirası ve Onun İslam Kültürü Tarihindeki Önemi. Konuşmanızdan önce kendinizi de tanıtırsanız kısaca memnun oluruz. Buyurun. Sayın Oturum Başkanı, değerli hocalar, değerli arkadaşlar, dinliyor mu? Duyuyoruz. Duyuyoruz. Ben Türk dünyası ilk başkenti Astana olan Kazakistan devletinden geldim. Bilgiler yani Türk bilgisi Farabi Üniversitesi'nde çalışıyorum. Hepinizden çok özür dilerim. Benim ihtisasım Arap dili ve edebiyatı ve Türkçe biraz çok zayıf. Anlaşılıyor. Makalemde Kazakçadan Türkçe tercüme yaptırdım. Yani bilgiler zirvesine gelip Arapça ya Rusça konuşmam ayıp olur diye düşündüm. Yani Türkçe yaptırdım. Buradan okuyorum. Yani hatalarım olacak. Onun için hepinizden özür Estağfurullah. dilerim. Buyur. Kazakistan Cumhuriyeti'nin 1990 yılında ulusal egemenliğine kavuşması, ülke şark yaşları ve Türkologlarına insani değerler bağlamında kendi ülke tarihini, Türk kökenli halkların ruhani mirasını, çağdaş realiteti göz önünde bulundurarak derinden incelemeyi gerektiren çok önemli meseleyle karşı karşıya koydu. Medeniyet ölçekli yaklaşım açısından bakıldığında İslam kültür gelişimi, dünya kültür gelişimi gibi komşu halkların ülkelerin ve bölgelerin karşılıklı etkileşimi ve kaynaşmasıyla karakterize edilir. Bunun parlak örneği Arap hilafeti kültür ve bilimi gelişimine çok büyük katkıda bulunan Ortaca Arap biliminin Türk kökenli temsilcileri Doğu'nun Aristosu olarak tanılan Abu Nasr el-Farabi ve Abu İbrahim İshak el-Farabi, İsmail el-Cevheri el-Farabi ve benzerleri. Bundan 12 asır önce Kazak bozkırlarına yayılmış olan İslami ilim ve medeniyetin önemli unsurlarından biri olan Kur'an-ı Kerim dili Arap dilinin bu topraklarda gelişmesine tesir etmiştir. Arap Saharası'ndan gelen yeni din İslam, Turan toprağına şeriatın şartlarını getirmekle kalmamış, ilim öğretmeye de kapılarını açmıştı. İslam'ı kabul eden yerli halk için namaz kılmak, Kur'an ezberlemek önemliydi. Bu yüzden Arap dilini öğrenmeleri gerekiyordu. Kazak topraklarında ilk önce İslam binalarından biri olan camiler, ondan sonra caminin yanında medreseler ve kütüphaneler açılmaya başlamıştı. Bu İslam uygarlığının Turan'daki temcillisi ve görünüşüydü. Eski dönemlerde yapılan camiler ve medreseler sadece ibadet yeri olmakla kalmamış, İslam ilmi ve medeniyetinin gelişmesinde önemli rol atmıştır. Böyle bir durum İslam'ın sadece Kazak topraklarında değil, yayıldığı ve varlığını sürdürdüğü her tarafta yaptığı göreviydi. Dolayısıyla İslam dini kısa zamanda çok hızlı bir şekilde gelişmişti. İslam diniyle Arap dilini birbirinden ayıramayacağımız için camilerinin yanında yapılan medreseler ve kütüphanelerde İslam ilmiyle birlikte Arap dili ve
Arap dili de öğretilmiştir. Arap dilini bilmek, yabancı ve ayrı bir milletin dilini bilmek değil. Dünya uygarlıklarından biri olan Arap-Müslüman uygarlığını tanımak oluyordu. İslam dini sayesinde Turan topraklarında yayılan Arap dili ve edebiyatı bugünkü Kazak halkının diline, edebiyatına, hatta medeniyeti, ilmi, örf adetleri ve geleneklerine de yansımıştır. Sözlük hazinemize giren Arapça, Farsça kelimeleri Kazak dilinin gramerine uyum sağladığından dolayı hiç ayrıt edilmeyecek duruma gelmiştir ve Kazakçalaşmıştır. Arap edebiyatındaki klasik eserler Binbir Gece masalları, Kalile ve Demne, Peygamberler kıssaları, Aşık destanları Kazak edebiyatında doğu motifli eserlerin doğmasına tesir etmiştir. İslam Türk topraklarında yeni din yayılmasını sağlamışsa, Arap dili ve edebiyatını okuyup öğrenmek İsteyenlerin dilini, kelime hazinesini, söz varlığını zenginleştirmiş, donatmış, edebiyata cesitli tarzlar getirmişti. Bu gelişmeler ilk önce Kur'an ilimlerini ve Arapça gramerini öğrenmekle başlamıştı. Medreselerde ders verme yolu iyice geliştirken, geliştikten sonra cami yanındaki kütüphaneler Arap hilafetinin gönderdiği dil bilgisi, edebi ve dini kitaplarıyla donatılmıştı. Bu kitapları okuyan ilk Müslümanlar ilim almak için İslam medeniyeti ve ilminin tam merkezi olan Bağdat, Basra, Kufa, Nişapur, Damask, Aleppo ve sairelerine gittiler. İlim almak amacıyla başlayan bu yolculuk sadece Arap-Müslüman dünyasında değil, insan uygarlığının gelişmesine de çok büyük katkıda bulunan alimlerin doğusuna ve ortaya çıkışına vesile olmuştu. Kazak halkı yerleşik yaşamadan uzak göçebe hayat sürdü diyenleri karşılıklı cevap olarak Kazak sahasında bulunan eski şehirlerin kalıntıları, Moğol istilasında kayıp olan Otrar Kütüphanesi, tarihi yansıtan camiler ve Türkistan mavzeliyesi gibi İslam mimarisi örnekleri yerleşik şehir medeniyetinin bölgede çok eskiden geliştiğini gösterebiliriz. Hatta güneyde dünyaya gelen Al-Farabi, At-Tarazi, As-Sığınaki, El-İsfijabi, As-Sayrami gibi yüzlerce alimlerin eserleri Kazak bozkırlarındaki gelecek nesilleri bıraktığı büyük mirasıdır. Kazak topraklarında doğup İslam dini sayesinde Arap filolojisinin gelişmesine el atanlar var mıdır sorusuna Otrar bu Farab şehrinin Kazakça adı, onu Turarband diyor, Arapça adı Farab, Kazakça Otrar yani. Otrarlı Faraplı alimlerin en başında Ebu Nasr Muhammed bin Tarhan Al-Farabi, Abu İbrahim İshak Al-Farabi, İsmail bin Hamad El-Cafhari Al-Farabi'yi gösterebiliriz. Doğulu alim Abu Nasr el-Farabi'nin zengin hazinesinde bakacak olursak, onun sadece Arap filolojisine değil, edebiyata da çok emek verdiği görünmektedir. Şiir sanatı hakkında yazılan ve şiir sanatının kaideleri adlı eserli çok mühimdir. Onunla birlikte estetik, melodi ve ritmi ele alan büyük müzik kitabı, İlimler sınıflandırması eserleri de önemlidir. Genel yetenek ve gramer, dil ve felsefe ilişkilerini gösterme açısından yazılan harfler kitabı eseri Al-Farabi'nin filoloji meseleleriyle birlikte ilimlerinin sintezini gösteren yazılı mirasıdır. Otrarlı alimlerin biri İsmail El-Cevhari, Yakut İl-Cavhariye, Yakut Al-Hamavi Mo'camal Odaba eserinde İshak Al-Farabi'nin yeğeni, onun ilimle uğraşıp
uğraşıp alim olmasına tesir eden bu kişi olduğunu yazıyor. İsmail el-Cevheri Taca Luga ve Sıhhah el-Arabiya, Arut el-Urka gibi gramerli ilgili eserler verdiği için Orta Asır'daki alimlerin en yücesi sayılmaktadır ve gramer imamı diye adlandırılmıştır. Otrardan çekip Arap dilinin gelişmesine kendi payını katan Türk alimlerinin biri Ebu İbrahim İshak El-Farabi'dir. Kendi toprağında çok az alaştırılan, ilmi mirasına fazla özen gösterilmeyen alimlerimizden biridir. İshak El-Farabi'yi dilci alim olarak tanıtan eseri Divan-el-Adab'dır. Kazak dilindeki manası edebi eserdir. Bu eser Orta Asır'da önemli yere sahip olan gramer ve sözlükçülük sahasını geliştiren değerli hazine olarak bilinmektedir. Yanı anlamı ve şekli yönünden Divan-el-Adab Arap dilinin izahlı sözlüğüdür. Halil el-Farahid'in kitabı aynı sözlüğünden başlayan günümüzde 12 asırdan fazla tarihi olan Arap lugatçılığı gelişmektedir. Divan-el-Adab sadece Arap filolojisinde değil, Türk halkları için de çok önemlidir. Çünkü bu sözlük kendi döneminde çok ünlü olmuştur. İshak el-Farabi'nin bu eseri Arap, Farsı ve Türk halklarında sözlükçülüğünün gelişmesine tesir etmişti. İshak el-Farabi'nin divanı, Mahmud Kaşgari'nin divanı, yani divan lugat at-Türk sözlüğünü hazırlarken çok önemli olmuş. İki divanın adından başlayarak yapılışına kadar anlamı, anlatma tarzında bile benzerlikler vardır. Buna bakarken ilk Al-Kaşgari'nin sözlüğünü yazarken El-Farabi eserini okuyup incelediğini görmekteyiz. Abu İbrahim İshak El-Farabi'nin Divan-el-Adab eseri tüm Türk halklarına ortak yazılı anıt olan Yahmut el-Kaşgari'nin Divan Lugat at-Türk'ü kavramakta çok önemli kaynak materyali olmuş. Oluşturmaktadır. Mahmud el-Kaşgari kendi eserini oluştururken İshak el-Farabi'nin başta olduğu ara filologlarının sözlükçülük geleneğine dayanmıştır. Mahmud el-Kaşgari ve İshak el-Farabi kendi eserleriyle Müslüman, Arap ve bununla birlikte tüm dünyada bilimsel düşüncenin gelişimine çok büyük katkıda bulunmuştur. Onların yazılı mirası Türk kökenli halkların bilim ve kültür tarihi karşısında hiçbir zaman kendi önemini kaybetmez. Onların eserlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Türkolojiye olduğu gibi Arap dili bilme için de yeni imkanlar açacaktır. Türk kökenli Arap bilim adamları eserlerini Arapça yaratan geleneksel ortaçağ filoloji okullarının seçkin temsilcileridir. Onların bilimsel mirası hem Arap bilimi hem de Türkoloji için belirleyici önem taşıyan yazılı eserlerin incelenmesi bakımından büyük ilgiye sahiptir. Bu konuşmanda istediğim şey aslında ilim sahasında ilim insanının nerede doğdu, nerede yaşadı ya nerede oturduğu önemli değil. Yani fakat ilim adamının tarih yolunda yani insanlık, uygarlık için ne yaptığı önemli. Yani bu yüzden, bu taraftan alsak Abu Nasr al-Farabi gibi başka Farabiler yani günümüzde 30'a kadar Farabi isimli ilimler de biliyoruz, yani az biliyoruz. Mesela Kazakistan'da
söylemek istediğim, yani bugün gibi globalleşme, integrasyon zamanında Türk ilim adamlarının, ilim insanlarının ilim tarihinde ne yaptığı için, yani ne katkı yaptığı doğrusundan tarafından, yani bu İsmail Al-Cawhari, İshak Al-Farabi gibi alimler soyu, yani kendisi ve kökeni Türk olarak, Türk olsa da Araplar için, Arap dilinin sözlüğünü yaptığı için biz fahr ediyoruz, yani seviniyoruz, övünüyoruz, evet. Yani sorunuz olsa teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Şınar Kaliyeva hanımefendi, Kazakistan'ın bilge şahsiyetlerinden biri olan El-Farabi'nin mirasından söz etti. Elbette Otrar'dan, Kızılorda'dan, Almatı'dan, Astana'dan ve başka yerlerden, Kazakistan'da da pek çok bilge kişi, şahsiyet yetişmiştir. Zaten Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ışığında hepimiz buradayız. Farabi de bunlardan biri. Ve elbette bilim adamı yaşadığı topraklara borcu olduğu kadar, beslendiği mekanlara borcu olduğu kadar insanlığa da hizmet eder. Farabi de işte başka milletlerin kültürünü de ebedi kılan şahsiyetlerden biri. Teşekkür ediyoruz. Değerli konuşmacımıza katkısı veya sorusu olan kimseler varsa, meslektaşlarımız, buyurun. Yok, teşekkür ediyoruz. Sağ olun.